sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi prensesler Ankara'ya çıkartma yaptı. Neredeyiz efendim? Nabba'dayız. Şu anda İstanbul yolu üzerinde. Nabba Home'da açılıştayız. Çok da güzel bir yerde. Evet. İnşallah çeyizimizi buradan düzüp gidiyoruz. Hemen dediğin gibi. Ama şimdi bak, yaş itibariyle sanki öncelikle... Ben hiçbir şey yok. Nefise ne yaptın? Bebek, çocuk, belli. Evet. O zaman önce senden başlayalım. Valla önce ben, senden. Ben evlendim, boşandım. Ben de aynısı. O yüzden dedim daha şeyden başlayalım. Ron tersten. Ama da, iyi ben olur. Sana bir şey söyleyeyim, hiç fark etmiyor. Hastaneden. Hani güzelsem evlenebilirim. Bak ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu mobilyalar insanı evlendirtir. Öyle söyleyeyim. Gerçekten. Gerçekten. Çok hele güzel. O yatak odası takımları falan bayıldık az önce. Çok bu tasarımlar sizlere mi ait? Evet. Ben markanın yöneticisiyim. Burada Ankara'da çok güzel bir birliktelik yaptık. Bursa İnegöl firmasından. Birlikte buraya gelerek yaklaşık 6 ay önce. Mağazamızın yapım aşamasıyla yaklaşık 6 aydır ilgileniyorduk. Çok da güzel bir mağaza oldu. Firma sahiplerimiz Bereket Hanım ve Ali Bey gerçekten bize bu konuda çok büyük yol açtılar. Çünkü tasarım değerini ortaya çıkartan ve güzel işler yapmamızı sağlayan kendileri oldu aslında. Ürünlerimizi çok güzel sergilediler. Çok da güzel konuklarımız sağ olsun buraya kadar geldiler. Bizi onurlandırdılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Evet, Nefise Hanım'dan alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Nabba Home'a geldik hep beraber. Gerçekten ürünler şahane. Tam istediğim gibi böyle sadelik, doğallık. İnşallah ben evimi düzeceğim. Ondan sonrasında bakacağız yani. Çok beğendim gerçekten. İçerisini de çok beğendim. Dekorasyonları da çok beğendim. Bol bol geziyoruz şu anda. Bakalım hoşumuza gideni de evimizi almayı düşünüyoruz. Efendim içeride gördük. Çocuk hayranlarınız çok fazla. Evet. Size için gelmişler. Bu konuda ne hissedeceksiniz? Hepsini çok seviyorum gerçekten. Çok mutlu oluyorum böyle yanıma gelip beni sevdiklerini söyleyip fotoğraf çektiklerinde. Gerçekten çok duygulanıyorum. Sevilmek çok güzel bir şey. Şu an çok mutluyum. Hepsiyle vakit geçireceğim şimdi. Burası bittikten sonra. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tamam. Hemen Nagihan Hanım'a. Çünkü Tuğba Hanım'la biraz uzun olacak. Evet. Hanım. Evet. Nabba Home'un açılışındayız. Aslında ben çok seviyorum ev hanımı olduğum için. Mobilya hayranıyım. Böyle ev hep hanımı yani herhalde. Ev hanımı bir anneyim yani. Ev hanımıyım. Sporcuyum. Survival. Yoktu zaten. Yokluktan geliyoruz. O yüzden de böyle gözlerimiz bir açıldı. Tam açıldı. Lükse, konfora, kaliteye aç kaldık öyle söyleyeyim. Hep yerlerde yattık ama şimdi bu güzelliği gördüğümüzde bayılacak gibi oluyoruz. Az önce yatağa yattık hep beraber. Ah dedik totem ne güzel. Yaptık. Evet. Totem masaj yaptık, evlendiriyoruz. Bak ya. Diye beni evlendireceksin. Kesin, istiyorum. Evlenirsem çeyizimi artık sizlere bakıyorum. Nabba Home'dan. Nabba Home'dan. Söz mü? Bedavaya getirdim işi. Tamam bitti. Ama zor. Ama şu an için zor gözüküyor. Gerçekten inanılmaz kaliteli, inanılmaz şık ve fiyatları da bir o kadar uygun. Şoklar içerisindeyim. En çok ona şaşırdım. Yani bu kadar kaliteye, bu kadar şıklığa, bu kadar konfora böyle bir fiyat. Yani hele ben çarpı iki katı, minimum iki, minimum üç beklerken yani diplerde fiyat, hele de şu günümüzdeki ekonomiye bakılırsa neredeyse sudan ucuz olan diyeceğiz yani. Teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeceğim, gerçekten evimi dizmek istiyorum. Ve bugün de en güzel, zaten hepsi birbirinden güzel, en kendime uyan takımları alıp evimde böyle konforlu bir şekilde misafirlerimi ağırlamak istiyorum. İnşallah. Bence sana böyle, sen dişi çıtasın ya. Evet. Öyle bir yatak odası yapılmalı ki. Bak ya ki. Yatak odasını boş ver kızım. Ama öyle değil mi ya? Böyle bir dişi çita, böyle leoparlı falan, böyle acayip bir desenlerle falan. Nagihan Hanım'a onun sözünü verelim mi? Var, evet. Tamam. Nagihan Hanım'a onun sözünü verdik mi? Verelim. Tamam. Dişi çita konseptli yatak odası. Evet. Yandık. Nagihan'la uğraşmasam çatlarım. Evet. Sen kendine bak. Sen kendine. Sana daha biz bebek yapacağız demiş. Bebek odası yok mu? Evet. Bebek odası derken hemen ben soracağım Tuğba Hanım'a. 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Açıklama yaptı kendisi. Evet. İzleyiciler de, hayranlarınız da zaten bebek bekliyor. Ne diyeceksiniz? Ha bebek mi? Evet, bebek. Koca yok, bebek bekliyor. Nasıl olacak? Koca olacaktır.
Yani, aday bekliyoruz öncelikle yani olarak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bir programa katıldım Pınar Kerimoğlu'nun ve orada bana şunu sordu. Hani bu kadar güzel kadınsın. İşte neden soyunu sürdürmüyorsun? Ya da işte neden evlilik yok? Neden seni kimseyle görmüyoruz? Derken konu aslında buraya geldi. Ben açıkçası bu konuda çok da katı değilim. Çünkü birçok profesörle, alanında uzman, jinekolog uzmanlarla konuştuğum zaman da maalesef ki Türk toplumunda şu anda hem kadınlarda hem erkeklerde kısırlaşma söz konusu. Giderek üreme konusunda azalıyoruz. Ben geçtiğimiz aylarda bununla ilgili bir tedavi yapmıştım. Ben Survivor sonrası benim hormonlarımda bir dengesizlik olmuştu ve sonraki süreçlerde de özellikle babacığımı kaybettikten sonra yaşadığım acılardan, sıkıntılardan, üzüntülerden sebep yumurtalıklarımda azalma oldu. Yumurtalık rezervlerinde. Bunu da söylemekten çekinmiyorum. Çünkü hani bu sağlık konusu. Sonrasında da ben bir kök hücre tedavisi uyguladım. Nazlı Korkmaz hocamın direktifiyle, onun yönlendirmesiyle. İyi ki de yapmışım diyorum ve Nazlı Hoca da bana şunu söyledi. Hani artık gerçekten sevebileceğin, güvenebileceğin, hayatı paylaşabileceğin insanı bulmak çok kolay olmuyor bu zamanda. Ben de çocuk yapmak istediğimi, özellikle babamın soyunu sürdürmek istediğimi dile getirdim. Bunun için de illa bir kocaya da gerek olmadığını, özellikle ekonomik özgürlüğünü eline almış güçlü kadınların hayata karşı çok daha mücadele içinde tutunup ilerleyen yıllarda da yanlarında kendinden bir parça olmasını istemesinin çok doğal olduğunu savundum ve bu sebepten de zaten Türkiye'de bunun biliyorsunuz öncüleri var. Leyla Bilginel, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, onlar da Sperm Bankası'na başvurup çocuk sahibi oldular ve şu anda da çok mutlular. Eğer ki karşıma böyle sevebileceğim, inanabileceğim, güvenebileceğim bir adam çıkmazsa yaşta daha fazla ilerlemeden bu yola başvurabileceğimi söyledim. Sen ne düşünüyorsun? Benim çocuğum var, ben hiçbir şey söylemiyorum. Senin çocuğun olsun, bak şanslısın. Sen ne düşünüyorsun? Nefise bence düzgün. Benim fikrim. Aynı fikirdeyim ya. Düzgün adam yok vallahi ya. Vallahi. Bakalım. Nefise çok sert girdi. Yani ben bu konulara kapalıyım. Taliplerimi bekliyordum. Şu an beklemiyorum. Etraf çok kötüleşmiş ha. Ben bakacağım. İleriye doğru gittiğimde işte çocuk mucuk istediğimde o sıra şöyle mantık evliliği yapıp ortadan kaybolacağım. Tamam, şimdi Tuğba'cığım. Yine geldi. Seni evlendirdik diyelim. Hı. Nereden ne seçmek istersin? Yani nereden? Buradan, evet. O nereden? Kadar yani Nabahom'dan. Nabahom'dan evet. Beni evlendirdin. Evet, evlendirdik. Peki. Hadi evlendirmedik. Sonuçta sen alışıksın. Tabii. O zaman çiftliğin var. İstanbul'da neye alışığım kız? Sonuçta sen alışıksın. Ben alışırım. Yalnızlığa alışırız. Ha, yalnız evet evet doğru. Yani. Doğru. Aynen sonuçta doğru. Sonuçta evimizi yenileyeceğiz. Ben öncelikle çok güzel yatak odası takım beğendim. Onu alırım. Bir de salon takımlarında koltukların büyüklüğüne, konforuna, özellikle televizyon koltukları falan var ya böyle çok. Evet, dinlenme, bana, evet o dinlenme koltukları falan bayıldım. Yani ikisi de seçeneğim olurdu. Hem yatak odası hem de oturma evet, grubu. Evet, çiftliğine geleceğim. Rahat bir yatak istiyorum. Zaten hayatım senin yatak odanı ben buradan evet. Sipariş verdim. Ya. İnşallah damat beyle beraber artık gelir. İnşallah. O zaman büyük bir yatak olsun, büyük bir oda olsun. Nabahom evet. Hemen görev başında. Galiba, evet Leopard'ı. Hayır o benim odam olacak. Ha, o Nagihan Hanım'ın odasına bizim çiftliğe özel Nagihan Hanım'ın orada da bir odası var. Oraya da ayrı tamam, bir takım. Tamam. Efendim biz 50-50 magazin programı olarak evet. Ama o zaman bir çift yollayalım. Evlenecek olan bir çiftimize ne yapacaklar onu soralım. Ne ha. Kadar bir indirim yaparlar? Evet. Hem sözcü konuşuyor şu anda. Hem açılışımıza özel konuyu açtığınız iyi oldu.
hem açılışımıza özel hem de buraya gelen Tuğba Hanım, Nefise Hanım, Nagihan Hanım ve kıymetli tasarım ve mimar arkadaşlarımız şu an buradalar. Çok kıymetli misafirler geldiler. Bizleri onurlandırdılar. Hem bahsettiğiniz yeni çift için hem de yeni gelecek çiftler için çok güzel kampanyalarımız var. Bunun yanında verebileceğimiz, alacakları ürünlerin yanında vereceğimiz çok güzel hediyelerimiz var. Şu an onları biraz sürpriz tutmak istiyoruz. Yani bazı sehpalar olabilir, berjer olabilir, küçük ünite grupları olabilir. Böyle hazırladığımız gayet güzel hediyelerimiz var. İyi ki geldiniz diyorum. Çok tamam, teşekkür ediyorum. Tamam, iyi ki geldiniz. Boş ver şimdi. Sen bize direkt net cevap istiyoruz biz. O zaman ilk çifte %50 indirim söyle. Oo! Süper oldu. Hemen Tuğba Hanım'a dönüyorum. Yine mi ben de? Evet. Çünkü çocuk dediniz ya. Ha. Çocuk. Konuştuk çocuk. Aslında sizin yeni bir çocuğunuz oldu. Adı da Araf. Ha evet. Araf babacığım için yazmış olduğum bir parçaydı. Geçtiğimiz günde çıktı. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Şu anda da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İzlenme oranı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü biliyorsun o kadar çok sahte görüntülemeler alıyorlar ki ve bunu müzik şirketleri de yapıyor. Ama çok şükür bizim şu anda güzel bir şekilde, tamamen organik bir şekilde ilerliyor. Araf aslında herkesin duygularına hitap eden bir şarkı. Sözü bana ait, müziği İlkay Toktaş'a ait bir şarkı. Klip yönetmenimiz de Erkan Nas, Saffet Ulcay ve Oğuz Mühürdar'da aranjesini yaptı. Hepsine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babacığımın ruhuna gitsin ve Araf'ta kalan herkese de armağanım olsun. Bu arada bir şey daha sormak istiyorum ben size. Bütün kliplerinize Erkan Nas imzası var. Çünkü geçtiğimiz kliplerde de birlikteyim. Ufak bir açıklama bekliyorum bu konuyla ilgili. Erkan Nas'la çok iyi anlaşıyorum. Kafa yapılarımız uyuyor. Çok pratik, çok hızlı çalışıyor. Çok da güzel sonuçlar çıkarıyor. Bir de montajına girebiliyorum. Renk ayarına kadar her şeyine karışabiliyorum. Ben ona zaten kafamda konsepti belirlemiş oluyorum. Bunu söylüyorum. O da en güzelini zaten yaratıyor. O yüzden Erkan'la çalışmak benim için çok keyifli. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 2, 3. Çok yorulduk. Evet. Dinlenmek hakkında. Dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Onlar adada çok yoruldu. Evet. Ben burada çok yoruldum. Sana ne oldu? Hadi biz yorulduk da. Adada böyle yatak özlediniz değil mi? Tabii canım. Aa, vallahi keyfim yerinde. Sanki basın şimdi yatak. Evet, çok rahatmış. Ben de yorum arkadaşlar. Siz eski Survivor'lu olarak, evet, yeni Survivor'lu. Evet. Tabii yatakları özlüyordunuz. Başka neler özlediniz orada? Rahat, konforlu yaşamayı. Lüks hayatı. Yani şu yemek. Yemeği tabii güzel yemekler. Artık yemek yiyoruz ama yani şöyle. Aile. Orman. Yani sen ne kadınsın? Tabiatın kızı. Benim bildiğim bir ama olay var ama. Kadınız biraz da yani normal bir hayat. Bir salon kadın olalım bugün dedik. Amazon kadınıyız da. Şimdi orada yemek vermiyorlar ama birileri Nutella'yı çalmış falan, öyle bir şeyler duydum. Kim çalmış? Tuğba. Sen var ya. Bu da canavarı. Ama sen, herkes neler yapmıyor ki? Ya bir şey söyleyeceğim. Nagihan'la bir gün bir hırsızlık yapalım dedik. Ay, biliyorum. Allah'ım, ben hayatımda böyle bir menü ne gördüm, ne duydum, ne de yedim. Dedim ki Nagi, dedim gel dedim, gece böyle böyle orada güvenliğin işte kaldığı bir yer var, bir baraka. Orada dedim buzdolabına dedim yeni bir şeyler koydular. Aslında buzdolabı dediği de cooler. Ya evet, bir şey yani buzdolabı yani, dediğim çok güzel. İnsanlar da böyle ya, dört kapılı bana buzdolabı zannetmesin. Neyse. Bunlar erimiş. Suyu kalmış. Biz bayağı bir nöbet tuttuk falan. Herkes uyudu, etti. Sabaha karşı biz büyük bir heyecanla gittik Nefise. İnanamaz. Nefes almaktan böyle korkarak. Ama var ya, çıt çıkarmıyoruz. Böyle evet, işte sürekli her tarafı pozisyon ediyoruz. Çünkü bir de fena ceza alırsın. Evet. Neyse, büyük bir heyecanla gittik. Anam bize çıka çıka ne çıksın? Domates. Bir tane domates. Domates şeyi o da. Yok, biber dolma. Kırmızı biber dolma. Şey.
evet evet. Kırmızı biber, dolmalı biber var. Dolmalı karanlık da biz onu domates aldık. Aynen öyle. Bir de bir kutuda o da içinde az bir şey kalmış süt. Evet. Sütle o biberi yedik. Yani. Açtık işte insana neler yaptı. Çiğ çiğ balık kafasını yiyordu. Evet. Bugün ne oldu biliyor musun? Bir yerde artık yedi. Çok büyüktü. Ama lapak böyle bir pilav. Öyle almışım atmıştım ki. Burama oturdu. Allah'ım nefes alamıyorum. Şimdi midemiz küçülmüş. Yemek yememekten böyle yutkunma olayımız yok. Artık içinde ne vardı bilmiyorum. Değiş bir şeydi. Çömüldü. Gırtlağıma böyle var ya, kursağıma böyle oturdu. Geberiyorum, nefes alamıyorum. Ölüyorum herhalde dedim. Gittim denize. Deniz suyu koşa koşa deniz suyu içtim içtim öyle yutkundum. Ölüyordum. Allah'ım dedim ya. Aşağı gider. Hırsızlık ayrı gider. Bir de yani bir Survivor'da yemek var mı diye sormuyor musunuz? Evet. Her yerde en sık karşılaştığımız soru bu. Yerimiz kalmadı. Fena. Baksana elim. Ne hormonlarım bozuldu. Hormonlar bozuldu. Neyse bir çocuk yapacağız. Hadi inşallah. O konuya geleceğim mikrofonla röportajda. Şimdi değil. Tamam. Nerede? Arafta. Biraz da kahve moduna geçelim. İsmi de çok güzel. Bereket. Bereketiniz bol olsun. Nasıl? Hayatının bereketi gerçekten. Ne güzel. Ne güzel. İşin adı bereket ya. Ne güzel. Thank you.